Merhabalar, Olay Ufku'na hoş geldiniz. Bugün bir ses bilgisi konusu olan büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumunu anlatacağım size. Bugün işimiz daha çok ünlülerle olacak. Arkadaşlar, Türkçe'de ünlüler çok çeşitlidir. Bazı ünlüler düzken, bazıları yuvarlaktır. Bazıları inceyken, bazıları kalındır. İnce ünlülerden sonra hangi ünlülerin gelmesi gerekir? Ya da yuvarlak ünlülerden sonra hangi ünlülerin gelmesi gerekir? Bunları size detaylıca anlatacağım. Bakın, Türkçede ünlüler bir sözcüğün içerisinde belli kurallara göre sıralanır. Yani bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını anlamanın yolu o sözcüğün büyük ünlü uyumuna ya da küçük ünlü uyumuna uyup uymadığına bakmaktır. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar başlamadan önce ünlülerimizi tanımamız gerekiyor. Bizim kalın ünlülerimiz A, I, O, U. İnce ünlülerimiz E, I, Ö, Ü'dür. Bakın söylerken bile siz de aradaki farkı hissediyorsunuzdur. Düz ünlülerimiz yani söylerken ağzımızın ve dudaklarımızın daha düz bir hal aldığı ünlüler A, E, I, I. Yuvarlak ünlülerimiz O, Ö, U, Ü'dür. Düz geniş ünlülerimiz A, E. Düz dar ünlülerimiz I, İ'dir. Yuvarlak geniş ünlülerimiz O, Ö yuvarlak dar ünlülerimiz u ü'dür. I ünlüsünü çıkarırken ağzımız daha dar, a ünlüsünü çıkarırken ağzımız daha geniştir. Aynı şekilde ü ünlüsünü çıkarırken ağzımız daha dar ama o ya da ö ünlüsünü çıkarırken ağzımızın açıklığı daha geniştir. Evet büyük ünlü uyumuyla başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya uzun uzun tanım yazmadım. Tanımlarla uğraşmayacağız kafamızı karıştırmayacağız çünkü zaten bu tablonun kendisi bir tanım. Biz daha çok işin mantığına odaklanacağız. Evet arkadaşlar şimdi buraya güzelce odaklanmanızı istiyorum ve size kuralı anlatıyorum. Kural bize şunu diyor. Bir sözcüğün ilk hecesinde şu kalın ünlülerden biri varsa gelecek olan sonraki hecelerde de kalın ünlü olsun diyor. Yine aynı şekilde bir sözcüğün ilk hecesinde e, i, ö, ü ince ünlüleri varsa gelecek olan sonraki hecelerde de olsun diyor. Yani kalın başlıyorsa ilk hece sonraki hecelerde kalın olacak. İnce başlıyorsa sonraki hecelerde hep ince devam edecek. Olay bundan ibaret. Hadi gelin örneklerle pratik yapalım. A, ra, ba. Bakın A, A, A hepsi kalın. O zaman büyük ünlü uyumuna uyar. Kozalak O, A, A. Hepsi kalın olduğu için büyük ünlü uyumuna uyar. Kelebek ince, ince, ince. Hepsi ince devam etmiş. Boya kalın, kalın devam etmiş. Parkur kalın, kalın. Yönetmelik ince, 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 ince. Düşünce ince, ince, ince ve büyük ünlü uyumuna uyar. Takunya. A, U, A hepsi kalın. Bağlaç. A, A hepsi kalın. Sandalye. Kalın, kalın, ince. O halde bu büyük ünlü uyumuna uymaz. O zaman şunu diyebilirim. Büyük ünlü uyumuna uyan şu bütün sözcükler Türkçeyken sandalye Türkçe bir sözcük değildir. Şimdi önemli notlarla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Buralardan çok güzel sorular çıkabilir. Şimdi birinci maddeye dikkat. Bazı Türkçe sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaz. Şu yazmış olduğum bütün örnekler aslında Türkçe sözcükler. Aslında bunların orijinal hali şu şekilde. Bu sözcüklerin ilk hali yani dahi, kardeş, hani, hangi, şişmen, alma, inanmak bunlar aslında şu haliyle büyük ünlü uyumuna uyuyor. Fakat zaman geçtikçe bakın dil canlıdır. Dil sürekli gelişir, değişir. Bunlar zaman geçtikçe şu hale dönmüşler. Dahi, anne, kardeş, hani, hangi gibi Bunlar şu eski halleriyle büyük ünlü uyumuna uyuyor arkadaşlar. fakat günümüzde kullandığımız şu şekilleriyle büyük ünlü uyumuna uymuyorlar. A'dan sonra iyi gelmiş, kalından sonra ince gelmiş. Bakın yine A'dan sonra e gelmiş anne büyük ünlü uyumuna uymuyor. A'dan sonra E gelmiş. İkinci maddeye geçelim. Alıntı kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bu örneklerin çoğunu TDK'nin sayfasından aldım arkadaşlar. Gazete A'dan sonra E gelmiş. Kalından sonra ince. Bakın yine badem kalından sonra ince. Çiroz i'den sonra kalın gelmiş. Fidan inceden sonra kalın gelmiş. Nişasta inceden sonra kalın ünlüler gelmiş. Gördüğünüz gibi bunlar alıntı kelimelerdir ve büyük ünlü uyumu aramıyoruz bunlarda ki zaten büyük ünlü uyumuna uymadıklarını görüyorsunuz. Bir de şöyle bir kural var. Bitişik yazılan birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bilgi sayar. Bakın bilgi sözcüğüyle saymak sözcüğü birleşmiş. Bu bir birleşik sözcük. Çek, yat, hanım, eli, açık, göz. Bu şekilde birleşik sözcükler gördüğünüz zaman bu sözcüklerde büyük ünlü uyumu aramıyorsunuz. Bilgi sayar zaten büyük ünlü uyumuna uymuyor. Çek yat, uymuyor. Hanım eli, bakın kalın ünlülerden sonra inceler gelmiş. Açık göz, kalınlardan sonra inceler gelmiş. Bunlar büyük ünlü uyumuna uymuyor. Fakat Galatasaray birleşik bir sözcüktür. E, baktığınız zaman aslında büyük ünlü uyumuna da uyar. Çünkü hepsi bakın kalın ünlü. Büyük ünlü uyumuna uyuyor. Fakat biz şunu unutmayalım. Birleşik sözcüklerde, bitişik yazılan birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aramıyoruz. Diğer maddemize bakalım. Bazı ekler büyük ünlü uyumuna uymaz. Arkadaşlar burası çok çok önemli. Bakıyorsunuz. Your, ki, ken, leyin, daş, gil, imtrak, ıntırak. Bu ekleri unutmayın. Bu ekler tehlikeli olabiliyor. Çünkü büyük ünlü uyumunu bozabiliyor. Ve gelirse sorular şöyle gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymaz. Ekten bahsediyorsa aklınıza şu ekler gelsin. Akşam şu haliyle büyük ünlü uyumuna uyuyor. Çünkü hepsi kalın ünlü. Fakat L'in gelince iş değişiyor. Kalın ünlülerden sonra E ve I gibi ince ünlüler işin içine giriyor. Hepsi karman çorman oluyor. Bakar uyuyor ama Ken eki gelince uymuyor. Meslek taş. Meslek hepsi ince ünlüyken taş, daş, deş işi bozuyor. Amcam gil, gil geliyor ince ünlüyken yor eki bozuyor. Yor eki çoğunlukla büyük ünlü uyumunu bozar. Buna daha fazla dikkat edin. Yani yor ekini gördüğünüz sözcüklere daha bir dikkatle bakın. Yeşilim trak. Şuraya kadar hepsi ince ünlüyken yeşilim trak kalın ünlüyle bozmuş. Evet neymiş bu eklere yor, kiken, leyin, daş, gil, imtırak, imtırak eklerine dikkat ediyoruz. Bunlar büyük ünlü uyumunu bozabiliyor. Karşıdaki sözcüğümüze de bakalım. Karşıda şu haliyle hepsi kalın ünlülü ama ki ince ünlüye sahip dolayısıyla uyumu bozmuş. Ve son olarak tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bakıyorum al, ver, alp, gün, su, türk, ok. Bunlar zaten tek bir ünlüye sahip olduğu için bunlarda büyük ünlü uyumu aramıyoruz arkadaşlar. Evet zor muymuş büyük ünlü uyumu? Hayır A, I, O, U kalın ünlülerinden sonra A, I, O, U gelecek. E, I, Ö, Ü ince ünlülerinden sonra yine E, I, Ö, Ü gelecek. Bu kadar basit. Şimdi hemen küçük ünlü uyumuna geçelim. Evet bak yine uzun uzun tanım yazmadım. Dikkatle dinliyorsun. Şimdi burada da kural şöyle. Birinci satıra bakıyoruz. Düz ünlülerden sonra yani ağzımızın düz bir şekil aldığı ünlülerden sonra yine aynı şekilde düz ünlüler gelecek. Düz ünlülerimiz neler? A, E, ı I, i ilk hecem bu ünlülerle bitiyorsa sonraki heceler yine a e ı I, i şeklinde devam edecek. Yani düz ünlülerden sonra tekrar düz ünlüler gelecek. Evet buraya kadar tamamız. Şimdi aşağıya bakalım. Arkadaşlar bir sözcüğün ilk hecesinde o ö u ü yuvarlak ünlüleri varsa sonraki hecelerde a e U, Ü olacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam A, E nereden çıktı? Yani yuvarlak ünlülerden sonra neden tamamen hepsi yuvarlak ünlü şeklinde devam etmiyor diye soracaksınız. Ben de size şunu diyorum. Türkçe'de O, Ö ünlüleri sadece ilk hecede yer alır. Eğer O, Ö ünlüleri ilk hecenin dışında, ortada ya da sonda yer alıyorsa o sözcük Türkçe değildir. Bak tekrar söylüyorum. Türkçe sözcüklerde o ve ö ünlüsü sadece ilk hecede yer alır. Dolayısıyla şu kısma o ö yazamam. Bunun yerine alternatif a e koyuyorum. Yani o ö diyor ki ben ilk hece dışında başka hecelerde bulunamıyorum. A e sana zahmet sen diğer hecelerde benim açığımı kapat. Benim boşluğumu doldur diyor. A e'den sonra yuvarlak ünlülerinde geldiğini görüyorsunuz zaten. Bakın şimdi bir kez daha anlatacağım. İyice netleşiyoruz. Küçük ünlü uyumuna göre düz ünlülerden sonra her zaman düz ünlü gelir. Düz ünlülerden sonra yuvarlak ünlüler gelemez. Mesela kavun. Küçük ünlü uyumuna uyuyor mu? Düz bir ünlüden sonra yuvarlak gelmiş. O yüzden uymuyor. Yuvarlak ünlülerden sonra düz ünlü gelebilir mi? Gelir ama sadece o önün boşluğunu doldurmak için AE ünlüleri gelir. Yine aynı şekilde yuvarlak ünlülerden sonra sadece yuvarlak ünlü olan u ü gelebilir. Hadi gelin şimdi örneklere bakalım. Fidan düz bir ünlüden sonra düz devam etmiş, uyuyor. Yumurta yuvarlak ünlüden sonra düz ünlü gelir miydi? Gelirdi. Zaten bir tek AE ünlüleri gelebilirdi. Bu da uyuyor. Ö, yuvarlak ünlü yuvarlak ünlülerden sonra e düzünlüsü gelebiliyordu. Lokanta o yuvarlak ünlüsünden sonra a düz ünlü gelebiliyordu. U'dan sonra A gelebilir. A'dan sonra I gelebiliyor. A'dan sonra U gelebiliyor muydu? Düz bir ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelemez. O yüzden bu gitti. Bakın yine aynı. Düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelmez. Gitti. Düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelmez. Gitti. Düzden sonra yuvarlak gelmez. Yuvarlak ünlüden sonra E düz ünlüsü gelebilir ama E'den sonra Ö gelebilir mi? Hayır. Ne demiştik? O, Ö ünlüleri sadece ilk hecede bulunabilirdi. O yüzden bu da gitti. O'dan sonra U gelebilir. O'dan sonra A gelebilir. A'dan sonra yine düz ünlü olan A gelebilir. Doktor. Bakın ilk hecede ne var? O var. O zaman bu Türkçe bir sözcük değil küçük ünlü uyumuna aykırı. Alkol yine bakın o ünlüsünün ikinci hecede olduğunu görüyorum ve aykırı bir kullanım söz konusu. Evet şimdi özelliklere bakalım. Küçük ünlü uyumuna uymayan alıntı sözcükler neler bunlar? Alkol, daktilo, radyo, müzik, kabul, horoz, kamyon. Bunların zaten Türkçe sözcük olmadığı belli. Bakın o ünlüsü nerede? Son hecede. O ünlüsü son hecede. Son hecede. O ünlüsü son hecede. Kamyon derken yine son hecede. Bakın şuradaki alıntı sözcüklere dikkat edin. Bunlar Türkçeleştirilmiş, küçük ünlü uyumuna uydurulmuş. Müdir, müdür olmuş. Mümkün, mümkün. Müşkil, müşkül. Bunlar da aklınızda olsun. İkinci maddeye bakalım. Birleşik sözcüklerde ne büyük ünlü uyumu arıyoruz ne de küçük ünlü uyumu arıyoruz. Evet arkadaşlar yor ekine dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Geliyor. Şuraya kadar düz ünlüyken yor eki Uyumu bozuyor. Bakıyor, seviyor, alıyor. Yani yorekinin bulunduğu sözcüklere daha bir dikkatle bakın. Evet arkadaşlar büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu bu şekildeydi. Ve bu arada Instagram'dan da beni takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü oradan da günlük olarak e, dil bilgisi kartları paylaşımında bulunuyorum. Edebiyat üzerine de paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Bazı zamanlar oradan sizlere de sorular yöneltiyorum. Takip ederseniz sizin için faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.